بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Fesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz Müslümanlar, konuşmağımız devam edir uşağın terbiyesi üzerine. Geçen derslerde kaç mevzular konuştuk. İnşallah Teala bu mevzuyu başa aparacağız Allah'ın izniyle. Beşerin kızı var ise, gerek kim mekayet olsun bu kıza. Yani bakısan bazı babalar, analar, kızları terk ederler, sorup sual etmezler ahvallarından bir de arkadaşlarını sormazlar kimiden yoldaşlık edirlər kimiden gelirler gedirlər mektebe. yen de baxısan telefonda naxsı arkadaşdan sələşiri ne mozuları konuşurlar bunu hiç birisini sorup sual etmez yani bunu da etmez diğer mənim kızım akıldı beyi yoldu, anlaşıldı. Galat işe gitmez, galat yola gitmez, galat iş yapmaz. Beli, insan gerek kim hüsün zan yetsin, uşağında ayı oğlan ola, ayı kız ola. Ama bu da hüsni zan olmaz hemen bela. Yani mutlaka hiç takip etmesin ne yapırlar ve ne konuşurlar ve hiçbir Enselerice takip etmesin özlerini. Bu yanlış bir şeydi. Bazı Koyar mesela kızı Geçsin çarşıya Öz tek başına Yine yani de bir arkadaşıyla Sen olmaz Kızı terk edesen öz başına Bakırsan bu kızlar da bir saat iki saat bu çarşıda kalırlar Bu tükene gir, o tükene gir O neden konuş, bu neden konuş yende bazı çıkanda çarşıya asbabına mekayet olmalı fa onun için bu terbiye babında çok mühimdir. İnsan kızını takip etsin, kimiden çıkır, çıkanda babası aparsın özünü, ve üç kardeş aparsın özünü, bir mahrem geçsin özüden. Yalnız tek başına olmaz kız geçsin çarşıya. Bu bir. Ondan sonra gettiyse de kardeşiyle mahremiyle, O zaman istadığını alabilir, filan edebilir. Ama yalğız başına geçsin, saatlerce kalsın pazarda, o zaman pazarda tarşıda, xarab insanlar var. Köy belediyənin qurtları var. Ey bu da bunu av edərlər yani. Fə sən namuslu və qəyat ol və bunu da yani gözü altında hər zaman olsun bu nöqtə. Sən uşağı tələbə isə təbi sənü zərvə düşər uşağı alıştırmak, oxub yazarlık ve aynı zamanda bir iyi mektebe bırakırsan özünü, ehli ilimden de evvel usul alıştırırsan özünü. Bu uşağın alışmağı seni üzerine düşer. Ege babaysa, ege anaysa, ana babanın üzerine düşer. Bu uşağ gerek büyük olsun ve bilgi üzerine büyük olsun. Elimli olsun. Kalmayıp indi bir insan, Hələ oxub yazarlığı yoxdur. Yazmaq bilmir, oxumaq bilmir. Və gəldik isə də bu şkil olduysa, ana aidan baba məsuldılar. Allah Subhanahu va taalanın o gündə özləri ağa ilmiyətləri də yoxsa, bilgiləri də yoxsa, uşağı bilgi etsələr, bıraxsınlar, oxla, gəri qalmasın oxumaqdan. Baxsan da Əzizin Əli qısadı, uşağı məktəbdən çıxardı, məsələn işə alışdır özünə. Yenə qoyar işləsin, hətta kim evin masrafı. Bəli. İnsanın əli qıssa olduysa çox ağır bir məsələdir. Zəhmət, vallahi subhanəhu və təala o kimsələrə yardımçı olsun ki, əlləri qıssadır. Amma bu mənildəki uşaq alışmasın. Alışdır özün sənəət. Və əd edəsən sənəti alışdırsan özünə və alıb satmaq alışdırsan özünə, yenə məsələn, para qazanmaq alışdırsan özünə halal yollar. Əyiyi bir şeydir. Amma oxumağına da məqayət olsun. Həm oquluna davam etsin və eyni zamanda da davamından da sonra bir xırda iş ömrünə görə alışsın, ömrünə görə işləsin. Olmaz bir uşaq, uşaqdır, özündən böyük bir işlərə girişsin və işləsin. Uşaq istər uşaqlığını yaşasın. Uşaqlığını yaşasın. Olmaz uşaq bir böyük bir yük olsun üzərinə. Əli özü də uşaqdı. Bu nə yapar? Bu uşağın nəfsiyyəti pozulur. Nəfsiyyəti pozulur. Yəni həyata kəf görməz daha. Sən bir uşağı buraxıbsan, Əli umri 7, 8, 10 yaşında idi, 11 yaşında idi. Bir böyük, bir ağır bir işə, əməllilik işləri, yendə bir ustanın əli altında qoyıbsan özün. O ustanda nə bir ilmiyət var, nə bir axlaq var. Bu uşağı hər zaman ehtimal ür, ehtimal soyğəri ehtimal ağır işlədir özünü ağır filan edir özünə bu uşaq nəfsiyyəti pozulub bu uşaq istər gəh kəflənsin gəh gülsün gəh oynasın gəh oxusun istər uşaqlığını yaşasın arkadaşları ilə məsələn qoybalı deyiğin bir qaçmaqda bir top oynamaqda camiyə getməkdə bir səfraya getməkdə istər uşaq uşaqlığını yaşasın amma ha yük olsun üzərinə və bu səhmat onunsa uşaqının oxumağına məqiyyət ol. Qoy oxumağa alışsın, yazmağa alışsın, oqulda ögə düşsün, nəcih olsun, məktəb bitirsin. Bu fayda bular və heç bir zamanda deməyəsən, o oxumağının qiyməti var. Məktəb bitirənlər nə oldular? Bu qəlat bir sözdür. Qəlat bir sözdür. İnsan oxuru, öz nəfsi oxuru. Oxuru elimli olsun, bilgili olsun, bilgisini ayırsına da alıştırsın. Ama insan bakasan bir mecliste oturur, onlar hapsı fakülte bitiribler, mektep bitiribler, ama özü ise ne bir okumağı var, ne yazmağı var. Hayattan bir şey anlamayıp da. bu içerisinde bir yani es O zaman kimi levme eder? Diyer bak benim babam, anam hakkımı vermediler. Bunlar ne hoş mektep bitirdiler, yetiştiler, parlak oldular, meclislerde konuşabilirler. Ama ben isem hayattan bir şey anlamamışım. Ha işleme ha filan. Onun için baba ananın üzerine düşer, uşağını iyi alıştırırlar. İyi mekteplere koysalar. İyi mekteplere koysalar özlerini. Yani kadirli imkan, iyi bilgili olsalar. Aynı zamanda Uşaq baxsan oqula gedəri, oqulda uşaqdı, aradaşıdan albayı xoli ola bilə, bəzi işlərə qaxar, döyüş edər, ola bilə məktəbdə ustadı razı olmaz özündən, ayı oxumur, ayı fəlan etmir, onun üçün babanı istərlər oqulda olsun. Çağırırlar, məsələn, tələbəyə deyirlər, babanı çağır gəlsin məktəbə bu da oğulun yani vaciblərindən birisidir. Baxsılar bu uşaq nişi məsələn düz səkməri, yəndə məsələn dəvə edir, yəndə niş oxumur. Yəndə məktəbdən gəri qalır, yəndə məktəbə gələndə birinci dərs, ikinci dərs, ondan sonra başını alır, yedir, hara gedir, necə gedir, üstənlər yani vacibləridi sorub sual etsələr, təqib etsələr bu şagı. O zaman babanın əsasincə yol alarlar. Sanu o savca yolla diysalar ey baba Mektabın belini yere verme Ustadın belini yere verme Ustadı kırma Oğluğun ögünde. Yok Hatta böyle bildiysen Esüglük ustadadı O zaman Esüglükü uşağı da bilintir Neşe her zaman göre uşağın gözünde Okuldu Öğretmeni de Her zaman göre kim Büyük bir gözle baksın Mektabına Okuluna Öğretmenine Amma ondan sonra anlaşısan öğretməni ilə əbələ. Əvvallılar gətirəndələr uşaqlarını məktəbə. Nə deyərdilər? Öğretmənlərə: "Uşağın dərsi eti, sizucudı, sümüğü bizimçüdı." İndi nə yazuq ki, bəz babalar, analar bunu qəbul etmirlər. Baxısan, uşaq narahatlıq edir, öğretmen isə istir düz yol göstərsin özünə. Düz yol gelsin özüne. Bu da vacibidir. ihtimal haykır özünü, ihtimal bazen bazı sözler diğer özüne yani sesini kaldırı üzerine hatta kim alışsın bu uşağın. Yani niyeti o da ki uşağın nefsiyetini bozsun, o incitsin, o kırsın özünü. Ve inneme yani alıştırsın uşağı. Hatta kim bu galati kilemesin, ütülemesin. Çünkü ettiği iş galattı. Yine de baksan okumarı. Kızar canına. Niş okumusan? Bela filan. E bu da o öğretmenin vacibidir. Bazı analar, bazı babalar bunu da kabul etmirler. Gelirler baksan okulda öğretmenlerden yani tapışırlar, e, e, gümürdenirler, şikayet edirler filan edirler. Beli biz o öğretmenlere diyerek bu talebeleri alıştırınca biz dilərlə alıştırın, xoşluqla alıştırın, axlaqla alıştırın özlərinə, gözəl sözlərlə, gözəl üslublarla. O sözləri qonuşmağın özlərinizdən ki, tələbələr incidəsiz. Amma vacib düzəruzə buları, hələ ilimdən əvvəl axlaq alıştirasınız. Tələbə necə ayrısını hürmət edər, necə təkkəbbürlük etməz, necə yalan deməz, necə əmin olur. Yəni bu ahlakiyetleri ki İslam getirip bunları vacipti ögüretmen üzerine uşağları alıştırsın. F Babaları diyerek, anıları diyerek, eğer ögür etmen seni uşağı alıştırdıysa iyi şeyler ihtimal bazen kızar canına filan eder buna tahammül et ve aynen zamanda uşağın üstünden etme ögüretmeninin üstünden eyle. Bakırsan uşak beyi gördü Ömrü 20 yaşındaydı. 22-25 büyük oldu. Evlenmek vaktisi geldi. O de var evlenmeğe. O zaman gerekim baba, ana yardımcı olsalar bu uşağa. Bu oğlana yardımcı olsalar. Büyük oldu. Geriye atmasılar evlenmeğini. Çalışsın evlentirsin özünü. Beli evlenmek şer'an, koy belediye'nin, Babanın yüzde yüz vacibi de ki oğlanı evlendirsin. Ama ister yardımcı olsun özüne. İster insan o genç öz özünü toplasın, özü özü içi ev kursun. Özü özü içi ev kursun. Ama bizde ürf beledi baba yardımcı olur, bu oğlana hatta kim evlensin. Ana yardımcı olur, bu oğlana hatta kim evlensin. Çalışırlar, ev kuralları özgü, oda kuralları özgü, evlerinden bir odadır, bir yan yeri yediler özgü. Hatta kim evlensin. Fesen bu terbiye babına girer. Hatta kim oğlu sakı sola gitmesin, itmesin, dalmasın. Şimdi bu akıttı Yani eğer din diyanatı olmasa, ayağı sıranı fahişeye gider, harap yollara gider. Bakısan xarab kimseler çok olup da. sen isen mesela oğlu xarab yola gitsin, sahatini kaybetsin, namusunu kaybetsin. Mesela yanda kötü hastalığa tuş olsun, Hepsi bu gali xarab yola gitmekte. Ve İslam'ın da düşmanı, bu gençlerin düşmanı olublar. İstemiler bir musulman genç parlasın. Ki yoldan gelirler özü için birincisi şahavat yoluyla ikincisi şubuhat yoluyla Fa şahvat yolunun ilacı var ve şubuhat yolunda ilacı var Şahvat yolu o ki insan yani isterse kessin bu yolu evlensin evlensin şehvetini halala bıraksın ve şubuhat yolunda yani ilacı o ki insan özünü bilgili etsin, okusun, alışsın, dinlesin. Fa onu oğlan yetiştiyse evlenmek vakti geldi ömrüne evlendir özünü. Evlendir özünü. Ama burada bir yani not var. İnsan olmaz bir baba av bir ana icbar etsin oğlanı illa bu kızı alsın. İlla mesela ammu kızını alsın. Av dayı kızını alsın. Bu olmaz. İlla özü beğensin. Özü kanaat getirsin ola özü seçer, galet seçer. Sen burada yardımcı ol özüne. Yardımcı ol özüne, anlattır özüne. Ennehu seçmek bu şekilde olmaz, bu şekilde olur. Ama sen seçersen özü için, Bu icbar değil de sen özün illa bu kızı alasan. Yen de senden razı olmam. Bu galat bir işti. Şimdi bu bir yemeği yebilmir. Sen olmaz illa diye özün, illa bu yemeği yesen. Şimdi bu yemeği yebilmir yanda mesela bu kıza çi kısımıdır. Bazı gözüyle bakır özü. Nefsi getmir özünü. Fesem buna icbar etme illa bunu alasa. Çünkü işe ki icbarlıktan olduysa yani hayatlarında muvaffak olmazlar, keflik görmezler, başa aparmazlar işe kani Bu nokta çok da mühimdi. Ve aynı zamanda kızı var ise kızı cebretme illa amma oğluna varasın. Yani bazı kimselerde var, bazı evlerde, aşiretlerde bu kız amma oğlunundu, bitti. Bu kız filanındı, bitti. Bu çok galat. Bu çok galat. Bu kızın nefsi var. Bu kızın düşüncesi var. Bu kız yani istediği var. İstediği ne de haz eder mesela o kimseye ki varır... mesela ilimli olsun, ahlaklı olsun, şahadalı olsun, ihtimal varlı olsun. Mesela ama bu ammisi oğlu baksan ne mektep bitirip ne bir ahlaklıdı, olabilir her namaz da kılmırı, olabilir içgi de içeri. Sen bu kızı verirsen bu oğlana bu kızı ezer. Yarın bir gün işekenin sonu üzeri vardı. Bu kız döner yanına kız verdi. Güzel, pek temiz baxsan gəli sənin üçə içərisi yaralıdır. Nəfsiyyəti qırılıb. Ola bil boşar özün, həyatında muvaffaq olmaz. Fə bu işten çok məqayət ol. Aynı zamanda baxsan bəz babalar qızı verməzlər. kişi verməzlər özünü Nə üç vermir? O ihtimal bu kızın məaşı var. Tabi bunun maaşından istifade edilir, maaşını alır elinden ihtimal. Ama yarısından fazlasını alır elinden. Bu kızı verse kişiye mesela öz nefsine sarf edecekti özünü. Bu maaş elinden gidecekti. Bence böyle düşünün. Bakırsan kim gelip kızı vermez. Var da bu. Diye mi yağın yoktu. Var da bu. Yanda kız evlenmek istiyor. Ama babaysa, anaysa gözleri sükekteydi. İlle böyle olsun, böyle olsun, böyle olsun. Bazı bacılar, yani bundan şikayet yediler. Telefon yediler, şikayet yediler. Diller babalara selamun. Bakı sen bizimsi gelir. İsteyenimiz var. Mektep bitirmişik. İsteyenimiz de var. Ama babamız, anamız bunu rafz yedir. Khasatan anaları rafz yedir. Kabul etmir. Der, benim kızım maaşlıdı. Yani öğretmendi. Yani filandı. İlla geri bir deneyi verim. Evi olsun. Otomobili olsun, maaşlı olsun filan olsun. Yallah veririm özünü. Böyle sen o hakkı ama bu kızın evlenmeyi o günde durma. Ayı geldiyse kızı isteyen olduysa ahlaklıdı, din diyanatlıdı. Özüne göre işi var, pek temizdi ama evi yoktu. Ama bu kızı bir özüne göre bir ev kurabili, Otomobili yoktu. Ne var otomobili yoktu? O hayatı durmaz ama kızı mestur, pek temiz yaşatır Allah'ın izniyle. Fesan ver özünü. Sen bu kızı çevirip sen, ömrü 30 yaşında olur, beyi olur, bu kızın nefsiyeti bozulur. Ha zaman iyi okurar, ha zaman uşak besler, ha zaman halına bakar. Fe bu galet bir işti. Birinci kızı cabr etmemek, ikincisi vermemek özünü. yanda de gelen isteyen özünü illa böyle olsun. Kız da nefsti. Ola bile galat yola gider. Ola bile galat yola gider. Fe sen bu işlerden hapsından mekayet ol. Bakı sen aynen zamanda bir baba adı, oğlu evlendi. Bir ana adı, kızı evlendi. Mesela bu baba, ana oğlanlarının, kızlarının hayatlarına girişirler. Yani ne yaptıysa bu oğlan, gerek kim babaya danışsın babanın emriden olsun. Bu kız ne yaptıysa gera ananın sözüyle olsun. Yani de indi bu kız vardı gitti ev kurdu özü içi. Sen kız vacibu değil alıştırasan özünü. İyi şeyler alıştırasan özünü. Ev ne olsun, ev güzel olsun, parlak olsun filan olsun. Ama evinde müşküle etme özü içi. Evinde müşküle etme özü içi adamıydan, kayın nenesiydan, kayın kudasıydan filaniyden. Görürük. İndi müşkilələrin üç rübeinin səbəbi analardı, babalardı. Qayınananlardı, qayınbabalardı, qayın qızdı, qayın qızdı. Evlər dağdılar. Və bu günahdır. Sə sen uşağın məsləhətini istirsəv, qızın məsləhətini istirsəv, oğlunun məsləhətini istirsəv, xeyr istirsəv özləri üçün bəli. Ey şey təvzih eləzlərini, ey şey alıştır eləzlərini. Amma həyatlarına belə bunca girmə. hayatlarına böyle bunca girme. Bu oğlan kadınıydan ne yerler, ne içerler. Mesela yani ne alırlar, ne satarlar. Bu öz hayatlarıdır. Ama o zaman bir oğlu galet işe gideri, Galet işi yapar. O zaman sana vacibu da tevcih edersen özüne. Yol gösterersen özünü. Ama filan otomobil alma filan al. Niş bunu aldı, üreyini yesen, niş bunu aldı, niş beli etti, beli ettu. bu özüne dairdi, vazgeç sözünden. Yen de ana kızına diri, adamın maaşı bunca adı, bunca adı, sen o için altın almarı, niş bir yer adı etmeri, nişi bir filan şey sen o adı etmeri. E bu öz hayatlarına dair. Sen niş girisen, bu kızı ögüredi sen adamının üzerine. Bir ögüretti, iki ögüretti, evini yıkasın. Sən isə evuni yapasan, amma qəlat şəkildə evni qısan, fəsə qarışmı özünə. Bu özləri, həyatlarıdır. Özləri məsləhətlərini bilirlər. Özləri bitişirlər və yaqışırlar da. Ula bilbəz yuşaq ana-babanın haqqında xarab çıxar. Ana-babanın haqqında xarab çıxar. Baxsan, bir oğlandı. Babanın sözünü tutmur, ananın sözünü tutmur. Öz başçınadır. Bu istemez baba mesela ana ye etseler. Bundan el yakasılar. Bu da hiç hayır yoktu. Yeni de bedda'a basılar üzerine filan. Yok. Her zaman dua ile iç. Dua Allah subhanahu ve teala düz yolu göstersin özüne. Allah subhanahu ve teala kalbini imşa etsin. Hakkı bilsin. Hakkı öğrensin. Allah subhanahu ve teala şeytanı bu oğlanla uzak etsin. Düz yolu bilsin, tapsın, sen yas Oğlu harap da olduysa, olabili yani hakku da iyi dayı. sen iyi ol hakkında. Sen alışsın? Sen bir örnek ol ve hiçbir zamanda yas etmeyesen. Allah subhanahu ve teala'dan duamız, evladlarımızı salih etsin, bizi tevfik etsin, uşaklarımızı iyice besliyek, din üzerine besliyekin, Kur'an-ı Kerim üzerine besliyekin, بغمرا فن من زن سنة تزار نباس لِيَغْنُزْ نوزلارن ودعاء الله سبحانه وتعالى دان وشغلار مز حفظية سن تم شردان شهوات وشبهات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.